Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, bu analizdeki amacım özellikle orta vadeli yatırımcı olarak tanımlayabileceğimiz, orta uzun vade diyelim biraz daha geniş bir ifadeyle, bu tarz yatırımcıların dolar-TL yatırımı yapmış konumlarıyla alakalı olarak karşılaşabilecekleri kritik destek ve direnç noktalarını tespit edebilmektir. Zira arkadaşlar, önümüzdeki süreç eğer 5 ay, 6 ay ve daha uzun bir süreci dikkate alarak analiz yapmayı gerektiriyorsa, bu durumda bu süreçte her şeyin olabileceğini mutlaka dikkate almak durumundayız. Ve arkadaşlar, bu analizdeki ikinci bir amacım ise bir taraftan uzun vadeli yatırım yapmış olanların haricinde bir de yüksek seviyelerden maliyetlenmiş olan gerek 2018 yılı Ağustos ayı sürecinde doların çok daha yukarı seviyelere gideceği beklentisi ve tahminleriyle 6.40'lardan 7'ler seviyesinden gibi bu seviyelerden dolar alımı yapmış ve uzunca bir süreden beri beklemek durumunda olan yatırımcıların yanı sıra ve maalesef ki yakın günlerimizde yine 6.40'lar civarından alımlar yapmış olan yatırımcıların olduğunu duymaktayım. Zira biliyorsunuz özellikle seçimlerin iptali ile birlikte bu haberin yayınlanmasıyla birlikte hepinizin de tanık olduğu üzere yarın dolar 7 olacak. Bu hafta içerisinde 8 kesin olur gibi son derece net ve de kesin söylemlerle bir takım manşetler atıldı. Ve bu manşetlerin etkisiyle daha sabahı dahi bekleyemeden gecenin bir vaktinde bankaların çok yüksek kurlarından alım yapan insanlarımız oldu. O gün itibariyle seçimlerin iptal edildiği gün itibariyle o akşam itibariyle yayınlamış olduğum bir videom vardı. Elimden geldiğince sizleri bu konuda uyarabilmeyi arzu ettim. Sakın ola ki bu yüksek kurlardan alım yapmayasınız. Yarın sabah 7 de olmaz 8 de olmaz. Mutlaka bir dengelenme süreci olacaktır. Alırken kazanmak esastır. 6 seviyesine doğru bir geri dönüş mutlaka beklenebilmeli ve hatta 5.96 aralığının dahi görülme olasılığı vardır. Bu ihtimalleri göz ardı etmeyiniz şeklinde uyarılarda bulunmaya çalıştım. Asla bu ifadelerim ben demiştim edebiyatı adına değildir. Şunu net bir şekilde fark edebilmeniz içindir. Hiçbir zaman için arkadaşlar anlık bir haber etkisiyle, anlık bir gelişmeyle yatırım yapılmaz. Bir cep telefonu dahi alacağınız zaman belki günlerce araştırma yapıyorsunuz. Çeşitli telefon markalarının özellikleri arasında mukayeseler yapıyorsunuz. Bir araba alacağınız zaman aracın emisyon hacminden tutun da yakıt tüketimine şusuna busuna kadar akla en zor gelecek ihtimalleri dahi değerlendirmek kaydıyla bir takım mukayeseler yapıyorsunuz. Ama maalesef ve maalesef ki görülen bir manşetin etkisiyle uçacak, kaçacak, göçecek vesaire tarzındaki haberlerle bir anda anlık kararlarla tuşlara basarak alımlar yapılabilmekte. Arkadaşlar, sebep her ne olursa olsun bir şekilde olay gerçekleşmiştir. Tabii ki bu noktada bu tarz yaklaşımlar içerisinde bulunan arkadaşlarımıza da bir çift sözüm olacak. Arkadaşlar, sizin amacınız yatırımcıya gerçekten yardımcı olmak mıdır? Yoksa onlara sanki bir ürünü pazarlıyormuşçasına, o ürünün reklamını yapıyormuşçasına uçtu, kaçtı, göçtü, yandı, bitti vesaire şeklindeki ifadelerle o insanları alıma teşvik etmek midir? Eğer amacınız o insanların o seviyelerden alım yapması değilse, bu anlamda bir teşvikte bulunmadığınızı düşünüyorsanız, niçin öylesi ifadelerle başlıklar atıyorsunuz ve neden insanların ilgisini çekiyorsunuz? Bilen var, bilmeyen var. O tür haberleri okuduğu anda, evet ya 5 dakika sonra, 3 dakika sonra veya yarın 1-2 gün içerisinde dolar uçacak, kaçacak beklentisiyle varını yoğunu dolara bağlayan ama bugün de dolardaki %5, %6'lık bir geri çekilmenin yaşandığı bir ortamda kara kara düşünen insanlar var. Bunları niçin dikkate almıyorsunuz? Sadece ve sadece 3-5 daha dinleneyim umuduyla, beklentisiyle bu tür şeylerin yapılmasını ne kadar kendinize yakıştırabiliyorsunuz? Ve bugün de insanlara nasihatta bulunuyorsunuz. Çıkacak, yükselecek, bekleyin, sabredin. Değerli dostlar, elbette ki çıkacak, elbette ki yükselecek. Birazdan sizlere sunacağım grafiklerde bu durumu çok net bir şekilde göreceksiniz. Ama hangi gün çıkacaktır? Kaç ayda ilk seviyeye ulaşacaktır? Ve o seviyeye ulaşıncaya kadar geçilecek olan dikenli yollara
hangi yatırımcı ne kadar tahammül edebilecektir, kimin ne kadar sabrı buna yetecektir veya o başlıklara bakıp da yarın bir gün sonra 7-8 veya ne bileyim 3-5 gün sonra en az %15-20 prim yapacağını düşünerek alım yapmış olan kişi belki de sadece ve sadece 15-20 gün veya bir ay elinde tutabileceği bir rakamı kullanmıştır ama bugün %5-6 zararlı bir konumda olması ona hiçbir şekilde fayda sağlamamış olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bu açıdan yüksek seviyelerden alım yapmış olanlar, beklemeye tahammülü olanlar, sabır gösterebilecek durumda olanlar var ise benim herhangi bir acelem yok, ben genel anlamda doların trendini takip ediyorum şeklinde düşünenler varsa yine belli kritik destek noktalarını bilmek zorundalardır. Zira hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin garantisinin olmadığını mutlaka ve mutlaka biliniz. Tek noktadan bakılmaz. Analiz demek hem yukarı yönü hem aşağı yönü, hem iyi tarafları hem kötü tarafları masa üstüne koyabilmek demektir. Sadece ve sadece tek yönlü bir bakış açısıyla yükseliş noktasındaki kriterleri ön plana koymak demek, yarın bir gün şu veya bu sebepten yaşanabilecek olan geri çekilmelere tedbirsiz, hazırlıksız yakalanmak anlamına gelecektir. Düne kadar 2018 sonlarına doğru 7.20'lerden aşağılara doğru gelmekte olan dolar için kim 5 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini veya o kadar bir zayıflamanın olabileceğine inanıyordu. Veya 6.5'lar seviyesine gelindiği zaman asla ve asla hiç kimsenin ağzından 5'li seviyeler, hele hele 5 seviyesine yakın seviyeler hiçbir şekilde çıkmıyordu. Demek ki imkansız diye bir şey olmaz, olmaz, olmaz. Şu anda arkadaşlar bakıyoruz ki evet hiçbir şey dolar TL'nin lehine değil. Hiçbir kriter dolar TL'nin geri çekilmesi veya önemli düşüşler yaşamasına sebep olmayacakmış gibi görünüyor. Evet şu andaki bakış açısı bu. Fakat her zaman ülke gerçekleri bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani 7.20'ler seviyesi veya 6'lar seviyesine gerilediğimiz dönemi makul görenler vardı. Ama 6'lardan 5.20'lere 5.13'lere kadar geri çekildiğimiz dönemde Türkiye'nin koşullarında bir iyileşme mi vardı? Yani ekonomimizde bir takım artı faktörler mi vardı ki bu kadar geri çekilme oldu? Hayır, yoktu. Evet, bugün de aynı tablo söz konusu. Ekonomimizle ilgili olarak hiçbir olumlu bir durum yok. Bir iki ay içerisinde de ekonomimizin düzelmesinin zaten imkan ve ihtimali yok. Ama buna rağmen dolar TL asla da geri çekilme olmaz veya olmayacaktır denilemez. Misal veriyorum sevgili dostlar. S-400 konusunun ne kadar önemli bir mevzu olduğunu biliyorsunuz bizim için. Yarın bir gün şöyle bir haber duyarsak, bunu bir sadece bir beyin jimnastiği bazında söylüyorum. Amerika kalkıp da S-400'leri almayacaksın kardeşim veya alacaksın ama 3 yıl 5 yıl kullanmayacaksın. Bu şartlar altında ben sana şu miktarda ekonomik destekte bulunacağım, sana şu kredi kapılarını açacağım gibi gibi kapılar ardında bir takım anlaşmalarının olmadığı veya olmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Böyle bir haber düştüğü anda bir şekilde dolar TL'de atıyorum 5.70'lere kadar bir geri çekilme yaşandığında kim buna bir yanıt verebilir? Hiç kimse. Dolayısıyla değerli dostlar, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki ne olacağını, hangi gün hangi saatte ne olacağını bilmek asla mümkün değildir. Bunun için kritik virajlara dikkat etmekten başka bir çaremiz yok. Bu bir. İkinci bir nokta ise hiçbir zaman için ön yargılı olunmamalı. Bütün bu ifadelerim dolarda bir geri çekilme bekliyorum anlamında algılanmamalı. Dolarda çok olağanüstü yükselişler bekliyorum anlamında da algılanmamalı. Sadece önümüzdeki 5-6 aylık 8 aylık süreçte karşımıza bu tarz tablolar çıkar ise eğer ne yapmanız gerektiğini bugünden planlayın ve hesaplayın ki o gün o beklenmedik bir tablo ile karşılaştığınız zaman çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalınmasın diye. Evet değerli dostlar, genel olarak bir durum söz konusu ki dolar 20 yıldır yükseliş trendini devam ediyor. Yani dolarda, euroda ve altında. Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapmış olan bir yatırımcının neredeyse kaybetmesi imkansız gibi görülüyor. O halde yüksek maliyetiniz varsa bile siz eğer kritik destek noktalarını da bilmek zorundasınız. Çünkü belki o destek noktalarına yaklaşımlarda ek alımlar yapmayı düşüneceksinizdir veya maliyetinizi daha da uygun seviyelere getirmeyi düşünebilirsiniz. Ama öyle kritik destek noktaları vardır ki
O destek noktalarının kırılması durumunda ise daha etkili geri çekilmeler olabilecektir. Bunu da bilip ona göre hesabınızı yapmanızda yararı var. Biz o noktalara gelmeden önce son 20 yıl içerisinde dolar TL'nin %2582 oranında prim yaptığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu sunacağım tablolarda aynı zamanda dolar mı, euro mu yoksa altın mı? Hangisi daha avantajlıdır sorusuna da bir yanıt vermiş olacağız. Euro'ya bakalım arkadaşlar. Son 20 yıl içerisinde %3547 oranında prim yapmış. Yani 36 kat civarında bir prim yapmış. Altına baktığımız zaman ise son 20 yıl içerisinde gram altın %8377 oranında prim yapmış. Yaklaşık 84 kat civarında bir prim oluşturmuş durumda. Arkadaşlar bu son 20 yılı yansıtan bir şeydir. Tabii ki grafiksel olarak da görebilirsiniz buradan isterseniz. Altının uzak ara önde olduğunu görüyoruz son 20 yıl itibariyle. Arkadaşlar son 20 yıl çok uzunca bir süre olabilir. Dönemsel bazda küresel etkenler çeşitli enstrümanları daha ön plana çıkarabilirler. Vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu bakış açısıyla bir de son 10 yıla bakalım istedim. Ve son 10 yıla baktığımız zaman doların %420 oranında prim yaptığını, yine son 10 yılda euronun %337 oranında prim yaptığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son 20 yılda euro daha çok prim yapmış iken, şurada görmekte olacağınız üzere, bakınız %3547 oranında son 20 yılda euronun bir primliliği var doların da önünde. Ama son 10 yıla baktığımız zaman doların gerisinde kalmış euro, daha az prim yapmış. Altına baktığımız zaman ise %460'lık primi söz konusu. Grafik bazında hepsini birlikte görelim isterseniz. Altının dolara oranla bir nebze olsun önde olduğunu görüyoruz. Altın son 10 yıl itibariyle de 20 yıl itibariyle de en çok kazandıran yatırım aracı ama son 10 yıla baktığımız zaman altın ve doların birbirine yakın olduğunu, euronun ise daha geride kaldığını görmekteyiz. Evet değerli dostlar, şimdi buradan ayrılalım ve grafikler bazında konuya gelelim. Değerli arkadaşlar, orta ve uzun vade konuşuyorsak eğer bu durumda daha geniş bir açıyla grafiklere bakmak gerekiyor ve bu durumda ise aylık grafiklerle başlamak uygundur diye düşünüyorum. Aylık grafiklerden haftalık grafiklere doğru geçiş yapacağım. Ve bu grafikleri arkadaşlar farklı çizim teknikleri ve farklı yöntemlerle hazırlamış olduğum bu grafiklerde ana amacım kritik olabilecek olan bölgeleri tespit edebilmek. Yani tek bir nokta çıkmayacaktır karşımıza. Her farklı çizim farklı destek ve direnç noktalarını ön plana çıkaracaktır. Ama bu çizimler sayesinde karşımıza çıkacak olan tabloda en çok önemsenen, grafiklerde en çok ön plana çıkan destek ve direnç noktalarını anlayabilirsek 3-5 ayrı kanaldan teyit ettiğimiz bir takım seviyeleri özetleme şansımız olabilecektir. Sevgili dostlar, ikiler seviyesinden başlayacağımız bir çizimle 7.20'lere kadar ulaşan bu seviyeleri referans almak kaydıyla çok geniş bir açıyla baktığımız zaman tabloya görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar şu seviyede önemli bir desteğin oluştuğunu görüyoruz. Hemen şu konuyu da ifade etmek istiyorum ki değerli dostlar, teknik analizde veya bu tarz çizimlerde başlangıç ve bitiş noktasını kullanıcı belirler veya analiz belirler. Şu aradaki çizgilerin hiçbirisini bizlerin belirleme imkanı bulunmuyor. Tamamıyla başlangıç ve bitiş noktalarını seçtikten sonra bu hesaplamalar hangi yöntem kullanılıyor ise o yöntemin ruhunda, mantığında olan hesaplama formülleriyle gerçekleşmekte. Dolayısıyla arkadaşlar şu noktayı ben tespit etmedim. Şu noktayı ben tespit etmedim ama bu nokta arkadaşlar şu desteği tespit etmiş durumda. Gördüğünüz gibi burası 5-13'ler seviyesine bulduğumuz destek noktasıdır. Geçtiğimiz yılın sonlarında ve bu yılın başlarında 5-16 olarak görülmüştü aklımda kaldığı kadarıyla. Dolayısıyla arkadaşlar bu çizim sağlıklı bir çizimdir diyebiliriz. Önemli destekleri tespit edebilmiş. O halde ben bu çizimin ön plana çıkardığı kriterlere inanabilirim. Çünkü beni geçmiş verileriyle tatmin ediyor. 5-14'ler seviyesindeki şurada görmekte olduğunuz gibi bir destek olduğunu tespit ediyor ve bu destek aşağı kırılmıyor. Ve yine şurada baktığımız zaman arkadaşlar şu bölge 3.70'ler 3.80'ler bölgesi 3.85 bölgesi
Bu bölgeye kadar arkadaşlar bir atak olmuş ama burası geçilemedikten sonra tekrardan şu seviyeye kadar bir geri çekilme oluyor. Ama buradan yeni bir atak oluşuyor ve bu kez burası direnç vasfını kaybetmek suretiyle aşılıyor ve bir sonraki direnç olarak bu noktaya geliyor. Buranın aşılması aşamasında ise burası destek konumuna geldikten sonra çok sert bir atak ile 7'lere doğru ulaşıyor. Arkadaşlar, teknik analizde hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur ki fiyat boşlukları oluşabilir. Gap dediğimiz fiyat boşlukları oluşabilir ve bu boşlukların mutlak surette doldurulacağına dair bir kanaat hakimdir. Zira şurada görmekte olduğunuz 5-14 seviyesindeki direnç noktası çok sert bir şekilde aşıldığı için bu sertlikle, çok sert bir dereceyle aşıldıktan sonra bu seviyeye kadar bir geri dönüş yaşanıyor ve şu iki direnç arasındaki boşluğun doldurulması evresi yaşanıyor. Bu evre hangi evreydi arkadaşlar? Bu evre işte 5.13'ler, 5.14'ler ile 6 seviyesi arasındaki evreydi. Yani son 5-6 aydır yaşamış olduğumuz evreydi. Şimdi doldurulması gereken boşluk hangisi? Şu nokta ile şu nokta arası. Yani değerli arkadaşlar, 5.94 ile 7.20 arasındaki bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Bu açıdan hemen yine şurada olduğu gibi çok hızlı ve sert bir atak ile şu direncin aşılmasını beklemek teknik kriterler itibariyle şu anda yüksek bir olasılık olarak görülmüyor. Bir kere daha konuyu açmak istiyorum arkadaşlar. 7.20'ye kadar sert bir yükseliş oldu ama aynı sertlikte bir geri dönüş ile şuradaki 5.14 direnci çok hızlı aşıldığı için bu hızlı aşılan direncin test edilmesi, sağlamlaştırılması gerekti ve bu noktaya kadar bir geri dönüş oldu. Buradan tekrardan yukarı yönlü bir eğilimin başlaması asla bir tesadüf değildir. Teknik bir sebebe daha bağlıdır. O halde biz şu anda şurada görmekte olduğunuz 5.94 seviyesindeki direncin de artık bir destek konumunda sağlamlaştırılmasını bekleyebiliriz. Nasıl ki şu desteğin, 5.14 desteğinin sağlamlaştırılması için önemli bir süreç yaşandıysa 5.94 seviyesi ve 6 psikolojik seviyesi olarak adlandırdığımız bu bölgede bir olgunlaşma sürecinin olmasını teknik kriterler itibariyle bekleyebiliriz. Böyle bir ihtimali dikkate almamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu grafiğimden ayrılıyorum ve haftalık bir grafik olarak bu kez 3.38'ler civarından anlamlı bir yükselişin başladığı bir süreç vardı ve 7.20'ye kadar ulaşmıştık. Eğer 7.20 direnci de aşılacak olursa ne olur şeklinde bir sorumuza yanıt yine Fibonacci kriterleri tarafından verilmekte. 7.20 seviyesinin destek olduğunu düşünmek kaydıyla burada bir destek oluşacak şekilde şu noktaya çizimimizi uzattığımız esnada bir önceki en son direnç eğrimizi bu seviyede sabitlemek kaydıyla ölçümümüzü gerçekleştirdiğimiz zaman ise karşımıza, yani ölçümümüzü genişlettiğimiz zaman şu bölgeyi bir destek olarak kabul edecek şekilde ölçümümüzü genişlettiğimiz zaman 7.20 seviyesi aşıldığında ulaşılabilecek seviye 8.38 olarak çıkmakta. Arkadaşlar, bu bir ölçümdür, bu bir teknik ölçümdür, bu benim bir beklentim veya iddiam değildir. Bunu bir kere daha vurguluyorum. Bu ölçüme baktığımız zaman arkadaşlar şu seviyede %50 seviyesinde 5.88 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Zira 5.84, 5.88 bölgesinin sürekli olarak sizlere vurguluyorum çok önemli ve kritik bir destek bölgesi olarak izlenmesi gerekiyor. O halde bu seviyeyi de arkadaşlar bir köşeye yazalım ve yukarı yönlü ataklarda dediğim gibi şuradaki bölgenin dolması durumunda, yani 6.40 ile 7.20 arasındaki bölgenin dolması durumunda oluşabilecek olan 7.20 atağının geçilmesi sonrasında izlememiz gereken direnç 8.40 seviyesi olacaktır. Arkadaşlar, 7.20 seviyesi çok güçlü bir direnç midir? Hayır, 7.20 seviyesinin çok güçlü bir direnç olduğunu söylememiz mümkün değil. Zira bir kere görülmüş bir noktadır. 7.20 bir anlamda tesadüfi bir nokta olarak da değerlendirilebilir. 7.20'den dönmeyebilirdi, 7.60'dan da dönebilirdi, 7.45'ten de dönebilirdi. Piyasaların son derece coşkulu ve son derece dalgalı olduğu bir anda herkes birbirine bakar. O anda karını yeterli miktarda gören, yüklü miktardaki pozisyon taşıyan bir yatırımcının veyahut da bir fonun
O dakika tuşa basarak satışa geçmesi diğerlerini tetiklemiş olabilir. O yatırımcı 7.50'den satışa geçmiş olsaydı belki o seviye bir direnç olarak görülecekti. Bu açıdan 7.20 çok büyük bir direnç değildir, güçlü bir direnç değildir. Sadece psikolojik önemi olan bir dirençtir. Bu sebeple şurada görmekte olduğunuz direnç olan, yani 6 seviyesinin üzerinde %38.2 ile tanımlanmış olan 6.46-6.50 bölgesindeki direncin aşılması durumunda 7.20 direnç bölgesinin biraz daha hızlı bir şekilde geçilebilmesi ve 8.40'lara kadar ulaşılabilmesi mümkün olabilir. O halde arkadaşlar, orta vade adına geniş bir zaman dilimi içerisinde şu gün bugün olur şeklinde bir gün saat endişeleri içerisinde, beklentileri içerisinde olmayan bir yatırımcı 8.40 seviyesine yaklaşımlarda dikkatli olmalı. Yani bu seviyenin aşılamama, bu seviyeden tekrardan bir geri dönüş yaşanabileceği ihtimalini dikkate almak suretiyle kararını verebilir diye ifade edelim. Bir de arkadaşlar, çizim teknikleri içerisinde Fibonacci Impulse dediğimiz bir enstrümanın yükseliş, bir önceki yükseliş eğilimi dikkate alınmak suretiyle, anlamlı bir yükseliş yaşadığı bir süre dikkate alınmak suretiyle o yükseliş performansını daha sonraki aşamalarda da devam ettirecek olur ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar varsayımından yola çıkan bir hesaplama yapmakta ve yine 3.38'ler civarında 4 seviyesindeki direnci zorluyor ve oradan sert bir geri çekilme yaşıyor. Buradaki yükseliş ve ardından burada yaşanan bu sert geri çekilmeyi dikkate aldığımız zaman ortaya çıkan bir tablo var ki arkadaşlar, bu da bize şu bölgenin önemli bir direnç noktası olarak mevcut olduğunu ama bu bölgenin çok sert bir şekilde aşıldığını ifade etmekte ve 260 şu seviyeye denk gelmekte olan 6.07 seviyesinin büyük bir öneme haiz olduğunu, 6.07 seviyesinin üzerinde kalınır ise eğer yükselişin daha anlamlı ve daha performanslı bir şekilde devam edebileceğini yansıtan bir grafik özelliğinde. Gelelim arkadaşlar yine bir başka haftalık grafiğimize. Buradayız arkadaşlar. 3.38'ler civarında bu Fibonacci Impulse dediğimiz çizimimizi, yani yükselişlerin geçmişteki bir yükseliş referans alınmak suretiyle o anki performansın daha sonra da aynen devam edebileceği varsayımından yola çıkılarak bir uygulanan bir tekniktir. Ve bu tabloya baktığımız zaman ise değerli dostlar, şurada görmekte olduğunuz 6.26 seviyesindeki direnç daha öncesinden hesaplanabilmiş. Yani şu noktayla şu noktayı referans almak kaydıyla bir çizim yapmış olan kişi, örneğin şu günlerde, yani 2018'in Mart ayında şu tarihten itibaren kırmızı eğrimizden şurada görmüş olduğunuz kırmızı bölgenin sağ tarafını düşünelim ve bu kırmızı bölgenin olunduğu tarihte, bu tarih itibariyle şu çizimi yapmış olan bir kişi şu çizgileri çok net bir şekilde görebilecekti. Dolayısıyla bu çizgilerin oluşturmuş olduğu seviyeleri direnç kabul etmek suretiyle her bir direncin aşılması sonrasında yeni pozisyonlar alabilirdi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 6.25 direncini de çok net bir şekilde yakalayabilmiş durumda. Bu da bize diyor ki 6.25 direnci önemli bir direnç konumunda, bu direncin aşılmasının ehemmiyetine ifade etmiş durumda. Bir de arkadaşlar, bu tabloya bu Fibonacci Impulse dediğim tekniği biraz daha geniş bir açıyla çizecek olur isek, yani 3.38'lerden başlayan ve 7.20'ler seviyesine kadar devam eden geniş bir süreçteki yükseliş trendini, büyük açılı yükseliş trendini dikkate aldığımız zaman acaba ne olabilir? Yani şurada arkadaşlar 2017 yılı ile 2018 yılı arasındaki bir yıllık süreci dikkate alarak, o bir yıllık sürecin performansını dikkate almak suretiyle bir çizim yapıldığı zaman ise karşımıza %61.8 seviyesi olarak çıkan seviye 7.60 seviyesi çıkıyor arkadaşlar. 7.21 seviyesindeki direncin çok güçlü bir direnç olmadığını ifade ettim. 7.21 aşılabilir. Orası geçildikten sonra artık çok daha yukarı hedefler varmış gibi bir teknik oluşum gerçekleşebilir ve 7.60'lara ulaşılabilir. 7.60'la aşılacak olur ise, bu seviyenin de üzerine çıkılacak olur ise, bu durumda arkadaşlar yine afaki bir ifade değildir. Teknik sistemin yapmış olduğu bir ölçümdür. Diyor ki 9.09-9.10 seviyesine kadar 7.60 üzerinde bir yükseliş potansiyeli olabilirmiş. Bunu neye göre söylüyoruz arkadaşlar? Son bir yıllık süre içerisinde 2017 ve 2018 Ağustos ayı dikkate alınmak kaydıyla son bir yılın
performansına bakılarak teknik sistemin yapmış olduğu hesaplama olarak öngörülmekte. Evet arkadaşlar, gelelim bir başka grafiğimize. Yine 3.38'ler seviyesindeki anlamlı bir yükselişin başladığını dikkate almak suretiyle yaptığımız Fibonacci çalışmasında %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. O halde 5.88 seviyesi de bir kritik destek olarak takip edilmeli. 5.84-5.88 bölgesi önemli bir destek özelliğini ihtiva etmekte. Bu arkadaşlar %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesinin üzerinde kalındıkça %23.6'ya denk gelmekte olan 6.40 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ve bu direncin yakından takip edilmesi gerektiğini bu grafiğimiz itibariyle de görebilmekteyiz. Yine değerli dostlar, bu grafiğimiz yine bir haftalık bir grafiktir ve bu kez en son dönemlerde geçtiğimiz yıl sonlarına doğru gördüğümüz 5.14-5.13 seviyesini referans kabul ettiğimiz zaman ise bu grafiğimizde 6.18 seviyesinde bir direnç olduğunu önceden vurgulamış durumdaydı. Biz bu direnci aşamadık ve şu anda 5.92 seviyesi, 5.93 seviyesini önemli bir destek olarak algılamakta. 5.92 seviyesi daha önceki grafiklerimizde de destek olarak karşımıza çıkmış durumdaydı. Arkadaşlar şimdi geldik günlük grafiklerimize ve günlük grafiklerimiz itibariyle durumu günlük ve 2 saatlik ve saatlik grafikler itibariyle durumu kısa vadeli bir bakış açısı ve önümüzdeki hafta neler olabilir noktasında ikinci bir analiz konusu yapacağım. Dolayısıyla orta vade adına arkadaşlar şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizden çıkan sonuç şu ki 7.20 seviyesindeki direnç çok güçlü bir direnç olarak değerlendirilmemeli. Sebebini biraz önce izah ettim. 6.40 seviyesi önem taşıyan bir direnç noktası konumunda. 6.40 ve 6.50 aralığının aşılması durumunda 7.20'ye hızlı bir şekilde ulaşma olasılığı olabilir. 7.20'nin de aşılması durumunda ise bu kez 7.60, 8.40 ve 9.10 seviyeleri, 9.10 seviyeleri teknik kriterler olarak gündemde. Ancak değerli dostlar geri dönüşlerde ise dikkat etmemiz gereken en kritik seviyemiz ise şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrimizin oluşturmuş olduğu 5.86 seviyesi yükselmiş durumda. Zira 5.84-5.88 seviyesini sürekli olarak vurguluyorum ve bir de 5.92 seviyesindeki bir destek noktamız bulunuyor. O halde arkadaşlar 6 seviyesinin aşağısına inilir. 5.98 seviyesi artık bir direnç olarak algılanır ise bu durumda kademeli bir şekilde 5.92'ye oranında kırılması durumunda 5.88 ve oranında kırılması durumunda 5.84 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalleri ön plana çıkmıştır demektir. En kritik destek noktamız ise arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz kırmızı kalın çizgiler ile tanımlanmış olan 5.70 seviyesidir. Zira 5.84'ün kırılması durumunda 5.70 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Bu yılın arkadaşlar özellikle 5.30 seviyesi çok önemli bir seviye olarak ortaya çıkmıştı. Böyle biraz önceki grafiklerimde ifade ettiğim üzere zira 5.70 seviyesi de kırılacak olur ise kademeli bir şekilde 5.50 ve 5.30'lar gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar ifade etmiş olduğum gerek düşük seviyeler gerekse yüksek seviyeler hiçbirisi benim tahminim değildir. Buralar görülecektir diye bir iddia değildir. Sadece ve sadece teknik seviyelerdir. Sizler bu yatırımcılık anlayışınıza bağlı olarak olası belli noktaların aşılması veya aşağı yönlü kırılması durumunda neler olabileceğini öngörebilirsiniz diye bir köşeye not alıp da şu seviye kırılırsa bu seviyeye kadar bir geri dönüş ihtimali vardır. Benim buna tahammülüm var mı? Ben bekleyebilir miyim? O seviyeye kadar bir geri çekilme olursa ek alım düşünüyorsanız o seviyeleri takip edebilmeniz bakımından bir referans olacaktır gibi gibi farklı bakış açılarıyla değerlendirebilmenize imkan sağlayabilmek bakımından bu seviyeleri verdim. Sevgili dostlar, biliyorum ki bu bazı seviyelerin asla görülmeyeceğini düşünüyorsunuz. Herkes şu anda mutlak surette 7'lere, 8'lere, 9'lara, 10'lara odaklanmış durumda. Ama bir kere daha ifade ediyorum ki 2018 yılı Ağustos sürecini hatırlayınız. Hiçbir şekilde 6.5'un aşağısına gelmez. En olsun 6 seviyesi denilirken
bir şekilde 5'ler seviyesine kadar gelindi. Yarın rüzgarın nereden eseceği belli olmaz. Evet, Türkiye'nin koşullarındaki olumsuzluklar bugünden yarına değişmeyecektir. Ama piyasalar her zaman için somut gerçekleri değil, kimi zaman da soyut gerçekleri, hatta soyut hikayeleri satın alabilirler. Piyasanın mantığını çok net bir şekilde anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman için 2 çarpı 2 4 etmiyor piyasalarda. Mantığınızın almayacağı durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple de beklemediğiniz tablolar ile karşılaştığınız anda eğer böyle bir durum söz konusu olursa diye mutlaka bir köşeye yazınız ve o beklemediğiniz tablo ile karşılaştığınız anda ne yapabileceğinizi veya ne yapmanız gerektiğini bugünden hesap ediniz. Tek bir noktaya bakarak yatırım asla ve asla olmaz. Muhakkak surette B planınız olmalıdır diyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdilik bu hususa nokta koyuyorum. Kısa bir süre içerisinde dolar TL'nin kısa vadeye yönelik olarak önümüzdeki birkaç gün ve önümüzdeki hafta itibarıyla hangi seviyeler ve hangi durumların etkisi altında kalabileceğini vurgulayacağım ve aynı zamanda bir de borsaya ilişkin olarak detaylı bir analiz vereceğim. Hoşça kalınız, iyi tatiller diliyorum, saygılarımla.